57-58 yaşıma gelmişim. Halen çalışıyorum, emekliyim. 5500 lira emekli maaş alıyoruz zaten. 5500 lira emekli maaşıyla ben Ramazan nasıl geçirebilirim? Ev kiram yok. Ev kiram olsa ne yapabilirim? Hükümetin yanlış politikalarına karıklanıyor. Ne olacak yani şimdi sen hep al, hep borç al, hep borç al. Yani hiçbir şey üretme, üretme, üretme. Ne olacak böyle bir üretmeyerekten? Yani bu milletin almış olduğu parayla bu geçinme imkanı yok zaten. Geçinmesine de imkan yok, yaşamasına da imkan yok. Ekonomiyi beceremediler. Sen devamlı eğitim dersen eğitimi de beceremediler. Yani her şey allak bullak oldu. Tek kişiye de bu kadar bir şey verirsen, tek kişi her şeyi ben bilirim, her şeyi ben, hiç kimse her şeyi bilemez. Bizim açımızdan, benim açımdan dersen hiç güzel geçmiyor. Yani kendi şahsi görüşümü soruyorsan hiç güzel geçmiyor. Neden? Hayat çok pahalı. Hiçbir şey alamıyorsun. İnsanlar oruç tutmuyor çünkü yiyecek ekmek bulamıyorlar, ekmek. Yani gittikçe de daha kötü oluyor. Yani yarınımızı düşünemiyoruz. Her şeyden kısıyoruz artık. Mesela yumurta yemiyoruz, beyaz peynir yemiyoruz. Ne kadar gelirse gelsin, yani ne verecek ki? Bakın her gün marketlerde şey değişiyor, fiyatlar değişiyor. Ben her gün market geziyorum bir tane yağ almak için, hani nerede ucuz diye. Yani daha ben size ne anlatayım ki? Peynir alamıyoruz diyorum ya, yumurta alamıyoruz kardeşim, hiçbir şey alamıyoruz ya. Alacak durumumuz kalmadı. Yok, hükümet değişsin belki rahatlayacağız. Emekliyim ama çalışıyorum. Yani 14 yaşından beri çalışıyorum. Ramazan valla hep aynı. Nasıl geçecek? Ne o, bir şey alamıyorsun ki zaten. Dağlar kadar fark var. Her şeye zam. Akşam yatıyorsun bu fiyatta, sabahleyin bir kalkıyorsun bu fiyatta. 20-30 milyon salam alıyordun, şimdi olmuş 80 milyon. Ben müzisyen emeklisiyim ama şu halimize bak ya. Bu pahalılıkta ne olacak? 900 bin lira pastırma olmuş. 200 bin lira beyaz peynir. Yani ekonomide neden idare edilmiyor, yönetilmiyor yani. Açık soruyorum ben. Yani partili falan da değilim yani. İsterse trilyon olsun. Benim için özgürlüğüm önemli. Demokrasi önemli, adalet önemli. Laiklik önemli, cumhuriyet önemli. Para önemli değil. Adam cebinde 1.000 lira yok, gidiyor seçimde insanları alkışlıyor. Ülkenin şu andaki konumu çok kötü. Yani bu 22 yıldır baskılar, hukuksuzluklar, adaletsizlikler, özgürlüklerle ilgili kısıtlamalar. İnsan insanı olduğu gibi kabul etmiyorlar. Yani şimdi şöyle mesela biraz el burada röportaj yapıyorlardı. Bir bayana hakaret. Ya olduğu gibi kabul edeceksin. Sen adam CHP veriyor diye adamı HDP ile suçluyor. Kardeşim sen kimsin ki? HDP'nin arkasında 10 milyon insan var. Sen bu insanları yok sayamazsın. Elimizden geldiği kadar değiştirmeye çalışacağız. Biz görevimizi yapacağız. Demokrasi için, insan hakları için, özgürlükler için, cezaevindeki insanlar için, dağdaki insanlar için, Avrupa'daki insanlar için vermemiz lazım. Yani ben boştayım öyle, boşta geziyorum yani. İş de yok, piyasa bitik yani. Her şeye zam. Bir çorba olmuş 20 lira yani. Bu süreç hiç iyi geçmez bence. Böyle giderse çok kötü geçer yani. Seçimler geçsin. Belki de iyi olacak yine.